Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Anlaşması'nın maddelerinden biri değildir. Ermenistan TBMM'yi tanıyacaktır. Doğru arkadaşlar yapılan anlaşmayla birlikte Ermenistan TBMM'nin varlığını kabul edecek. Ee, Kars, Sarıkamış, Kızman, Iğdır, Oltu ve Kulp TBMM hükümetine bırakılacaktır. Bu da doğru. Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. Arkadaşlar bu e, Rusya ile imzalanan Moskova anlaşmasının bir maddesidir. Daha sonrasında yapılan Kars anlaşmasıyla da bu durum onaylanmış olacak. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar Türkiye'ye geri dönebileceklerdir. Evet arkadaşlar isterlerse geri dönüş yapabileceklerdir. Ve isteyen Ermeniler Türkiye'den göç de edebilecek arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İngilizlerin Ermenileri destekleyerek Doğu Anadolu ve Kafkaslardaki nüfuzlarını artırmak istemelerinde aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez? Milletler Cemiyeti'nin uluslararası barışa katkısını arttırmak. Arkadaşlar bu şekilde Ermenileri destekliyor olmaları aksine e, barışa katkı yerine zarar verecek bir durumdur. Yani bu durum barışa katkı sağlayacak bir durum olmadığı için İngilizlerin de zaten böyle bir amacı yoktur. Tamamıyla kendi çıkarları için aslında Ermenilere destek veriyorlar. Bu yüzden aşıkkı söylenemez. Rusya'nın güneye yayılmasını kontrol altına almak. Arkadaşlar İngilizler güçlü bir Rusya yerine kendi sözlerini dinleyecek olan bir Ermeni devletinin varlığını daha çok isteyecektir. Çünkü Rusya'nın varlığı onların çıkarlarına ters düşecektir. Bu yüzden B şıkkı tabii ki doğru olur. Petrol bölgelerini kontrol etmek özellikle Kafkas bölgesindeki Bakü petrollerini kontrol etmek yine arkadaşlar bir etki olur. Etki alanını tabii ki genişletecek çünkü dediğimiz gibi Ermeni, adeta, Ermeni devleti adeta onun uydusu niteliğinde olacaktır. Ve sömürgecilik politikalarını da bu sayede devam ettirebilecektir. Dediğimiz gibi tamamıyla kendi çıkarları için Ermenileri destekleyecekler. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Doğu cephesinde Ermenistan'la yapılan mücadelenin sonuçları arasında olduğu söylenebilir. Batı cephesi güçlendirilmiştir doğru arkadaşlar. Çünkü e, Doğu cephesinde güzel bir mücadele verdikten sonra buradaki birlikler Batı cephesine gönderiliyor. Ve bu sayede Batı cephesi güçlendirilmiş oluyor. TBMM'nin askeri ve diplomatik saygınlığı artacak. Çünkü zaten savaşta başarılı olacak ve üzerine başarılı bir anlaşma olan Gümrü Anlaşması'nda imzalayacak. Bu sayede TBMM'nin askeri ve diplomatik saygını saygınlığı artmış olacak arkadaşlar misak-ı milli hedeflerine ulaşılmıştır Doğu Cephesi kapsamında baktığımızda Doğu'da misak-ı milli hedeflerine Evet ulaşılacak arkadaşlar Kars Sarıkamış Iğdır gibi topraklar yine e, Türk Devleti'nde kalmış olacak TBMM'de kalmış olacak Bu da doğru bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır Yukarıda verilen cephelerin hangilerinde düzenli ordu birliklerinden çok milis kuvvetler sayesinde başarıya ulaşıldığı savunulabilir. Arkadaşlar milis kuvvetler askerler yerine sivil insanların silahlanması demek aslında ve onların savunması demek. Batı cephesinde biliyorsunuz ki TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordu birlikleri vardı. Dolayısıyla olmaz. Doğu cephesinde ise ee, Osmanlı Devleti'nden geriye kalan son düzenli ordu olan aslında 15. Kolordu vardı arkadaşlar. Bu kolordunun komutanı da Kazım Karabekir'di. Dolayısıyla yine burada bir düzenli ordudan bahsedebiliyoruz. Ancak Güney Cephesi'nde tamamıyla e, Kuvayi Milliyecilerin yani sivil halkın savunmasını görüyoruz. Yani milis kuvvetler var diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde güçlerinden hangileriyle mücadele edilmiştir? Arkadaşlar Doğu Cephesi'nde Ermeniler ve Gürcülerle mücadele ediliyor. Bu cephede Osmanlı Devleti'nden geriye kalan son düzenli ordu olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu mücadele edecek. Ve tabi ki başarılı bir mücadele olacak. Ruslarla böyle bir mücadele söz konusu değil. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre bölgede gelişmelerinden hangilerinin karışıklık çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Fransızlar bölgedeki hakimiyetlerini güçlendirmek için bölgede yaşayan ve diğer yerlerden getirilen Ermenileri örgütleyip Türkler üzerine saldırılar düzenletirdiler. Bu durum Fransızlara karşı büyük bir tepkinin doğmasına neden olmuş ve halk yaşadığı yerleri korumak amacıyla örgütlenmeye başlamıştır. Bakalım arkadaşlar, diplomatik girişimlerin hızlanması. Yukarıda diplomatik girişimlerle alakalı herhangi bir bilgi yok, bu yüzden olmaz. Etnik çatışmaların desteklenmesi. Gördüğünüz gibi bölgede yaşayan Ermeniler kışkırtılmış arkadaşlar. Yani bu topraklar üzerinde de yaşamış olan Ermeniler Türklere karşı etnik bir e, politika izleyerek kışkırtılmış ve Ermeniler Türklere karşı e, ciddi bir mücadele içerisine giriyorlar arkadaşlar. Yani aslında zulümler başlıyor diyebiliriz. Ve Fransızlar bundan faydalanıyor aslında ve Ermenilerle bu sayede işbirliği yapmış oluyorlar. Yani karışıklık çıkmasında etnik çatışmalar tabii ki etkili olmuştur. Kuvay Milliye Birliklerinin kurulması ise karışıklıkları önlemek amacıyladır. Bu yüzden üçüncü öncül de olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde Yeni Türk Devleti'nin doğu sınırları ile ilgili bir hüküm yoktur? Arkadaşlar Gümrü Anlaşması Ermenilerle imzalanmış olan bir anlaşmaydı. Bu anlaşmaya göre Kars, Iğdır, Kazman gibi bölgeler Türkiye'de kalacak. Dolayısıyla doğu sınırları ile ilgili maddeler yer alır diyebiliriz. Batum ise Gürcistan'la imzalanacak arkadaşlar. Artvin, Ardahan yine Batum Türkiye'ye bırakılacak. Yine e, yani doğu sınırlarıyla alakalı gördüğünüz gibi maddeler var e, Moskova anlaşması Sovyet Rusya ile imzalanacak ve burada Batum kaybedilecek yine doğu sınırlarında bir değişiklik söz konusu dolayısıyla doğru olur. Kars anlaşması ise e, Ermenistan Azerbaycan ve Gürcistan imzalanacak ve arkadaşlar e, Moskova anlaşmasındaki maddeler kabul edilmiş olacak ve doğu sınırı kesin olarak çizilmiş olacak bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Güney Cephesi'nin kapanmasında etkili olduğu savunulabilir. Maraş ve Urfa'da Kuvay Milliye Birlikleri'nin Fransız kuvvetlerine karşı başarılı sonuçlar alması tabii ki kapanmada etkili olacak arkadaşlar. Çünkü Fransızlar Türklerin büyük bir direnişiyle karşılaşacaklar ve e, bu süreç sonucunda da Güney Cephesi kapanacak. Zaten ilerleyen süreçte Türklerin diğer cephelerde de diğer savaşlarda da büyük başarılar elde etmesi cephenin tamamıyla kapanmasına sebebiyet verecektir. Fransız kamuoyunun Fransız hükümeti üzerindeki baskısını artırması. Arkadaşlar bu savaş sürecinde Fransızlar e, Güney cephesinde Türklerle mücadele ederken tabii ki kendileri de zarar görecek çünkü hem parasal açıdan hem askeri açıdan. E, çok fazla bir kaybediş söz konusu. Yani boşa bir mücadele söz konusu çünkü Türkler başarılı oluyor. Bu durum karşısında Fransız kamuoyu da tabii ki rahatsız olacak ve Türklerle barışın daha doğru olduğunu düşünecekler ve Fransız hükümeti üzerinde baskı kuracaklar. Dolayısıyla bu durumda Güney Cephesi'nin kapanmasında etkili olacaktır. TBMM'ye bağlı birliklerin Yunan ordusuna karşı başarılı sonuçlar alması arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi ile birlikte e, TBMM Yunan ordusuna karşı çok güzel bir başarı elde etmiş oluyor ve e, Güney cephesi de Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan Ankara Anlaşması neticesinde kapanıyor. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu sözlerinin anlaşmalarından hangileri için geçerli olduğu kesinlikle söylenemez. Bu anlaşma ile siyasi, iktisadi, askeri alanlarda ve öbür alanlarda bağımsızlığımızdan hiçbir şey yitirmeksizin yurdumuzun değerli parçalarını işgalden kurtarmış olduk. Arkadaşlar Ermenilerle imzalanan Gümrü Anlaşması ve Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması başarılı olan anlaşmalardır. Yani bu anlaşmalar neticesinde e, hiçbir şey yitirmeksizin yurdumuzun değerli parçaları kurtarılmıştır. Yani toprak elde edilmiştir diyebiliyoruz. Ancak Sevr Anlaşması topraklarımızı tamamıyla işgalleri açık hale getirmiştir ve zaten ölü doğan bir anlaşmadır. Dolayısıyla burada kesinlikle Sevr Anlaşması'ndan bahsedilmiş olamaz. Bu yüzden doğru cevabımız aşık ki olacaktır. Ermenilerle TBMM arasında imzalanan Gümrü Anlaşması'nın unsurlarından hangilerinin çıkarlarına ters düştüğü söylenebilir. Arkadaşlar Gümrü Anlaşması Türk milleti açısından başarılı olmuş olan bir anlaşmadır. Çünkü zaten Doğu cephesinde Ermenilere karşı güzel bir mücadele edilmiş ve sonucunda Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Azınlık cemiyetlerinin çıkarlarına ters düşecek. Çünkü azınlık cemiyetlerinden özellikle Pontuscular Doğu Karadeniz'de egemenlik kurmak istiyorlardı. Taşnak ve Hınçak cemiyet ise doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyordu arkadaşlar ee, ve imzalanan gümrü anlaşmasıyla birlikte böyle bir durum artık gerçekleşemeyecek ve azınlık cemiyetleri e, bu konuda çıkarlarına ters düşen bir e, durumla karşı karşıya kalmış olacak diyebiliriz. Anlaşma devletleri yani itilaf devletleri İtilaf devletleri tabii ki Türklerin başarısından rahatsız olacak özellikle İngilizler doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı e, ve bu durum karşısında onların da çıkarlarına ters düştüğünü söyleyebiliriz ancak Türk milletinin çıkarlarına kesinlikle ters düşen bir anlaşma değildir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı yürütülen mücadelenin sonuçları ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir? Ermenistan Sevr anlaşmasından vazgeçmiştir arkadaşlar doğu cephesinde Ermenilerle yapılan güzel bir mücadele neticesinde Gümrü anlaşması imzalanacak bu anlaşma sonucunda da Ermenistan artık Sevr anlaşmasından vazgeçecek dolayısıyla doğru batı cephesinde düzenli ordunun kurulmasında yol gösterici olmuştur Arkadaşlar doğu cephesinde biliyorsunuz ki Osmanlı'dan geriye kalan tek düzenli ordu olan aslında 15. kolordu ile mücadele ediliyor. Ve düzenli orduyla yapılan mücadelenin başarılı olması batı cephesinde de düzenli ordunun kurulmasına sebebiyet verecektir. Zaten doğu cephesindeki birlikler batı cephesine aktarılacaktır. Bu yüzden bu da doğru olmuş olur. Türk ulusal bağımsızlık hareketi elbette daha da güçlenecek çünkü başarılı olmuş olacak. Yeni Türk Devleti'nin varlığı ilk kez resmen tanınacak arkadaşlar. Gümrü Anlaşması ile birlikte Ermeniler e, tanıyacak arkadaşlar. 1878 Berlin Anlaşması'ndan beri devam eden Ermeni sorunu bütünüyle elbette sona ermeyecektir. Ermeni sorunu e, devam edecek diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda kısa bir biyografisine yer verilen Kuvay Milliye Lideri aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı'nda Rus cephesinde savaşmış ve çavuşluğa terfi ettirilmiştir. Hükümet kuvvetleriyle birlikte eşkıya bozan ağayı vurmuş, ağanın çetesini dağıtmıştır. Antep Savaşı şiddetlenince çetesiyle kara düşmana ilk ve keskin darbeyi indirmiştir. Daha sonra Dülük köyüne gelerek şehri kuşatan Fransız çemberini yarmış ve Antep'e girmiştir. Şehir içinde ve dışında yapılan savaşlara katılmıştır bu çatışmalar sırasında şehit düşmüştür. Arkadaşlar burada bahsedilen kişi Kara Yılan'dır. Kara Yılan Ruslara karşı güzel bir mücadele verdikten sonra serfi ettiriliyor ve paragrafta anlatılan başarıları elde ediyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Sütçü İmam Maraş'ta mücadele etmiştir arkadaşlar. Eee Karavasıf Afyon ve çevresinde mücadele edecek. Rıdvan Hoca ise e, kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede cuma namazı kılınmaz sözünü söyleyerek aslında halkı Fransızlara karşı e, uyandırmış olacak diyebiliriz aslında. Maraş halkı bu sözü duyduktan sonra mücadelelerini daha da artıracak e, ve Rıdvan Hoca da yine Maraş'ta etkindir diyebiliyoruz. Kara Fatma ise Batı cephesinde etkili olacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Urfa ve Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılması ilk önce olacak arkadaşlar. Urfa ve Maraş düşman işgalinden kurtarıldıktan sonra Türk milletinin başarılı mü mücadeleleri neticesinde Fransa ile bir de Ankara anlaşması imzalanacak ve Güney cephesi kapanacak. Ee, i̇mzalanan Ankara Anlaşması neticesinde ise e, Fransa mandasındaki Suriye'ye Hatay bırakılacak ve Hatay e, özel bir yönetim şeklini almış olacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru sıralamamız 1, 2 ve 3 şeklinde olacaktır.